Şöyle başlayalım. Sizin Erbakan'la ilk tanışmanız nasıl oldu? Çok aziz ve muhterem kardeşlerim, muhterem Erbakan, merhum Erbakan hocamla ilk tanışmamız şöyle başladı. Tabii Milli Nizam Partisi Ankara'da kurulmuş, muhterem hocam, üç kişiyi Balıkesir'den başlatmak üzere, kendi Balıkesir damadı olduğu için onları görevlendirmiş. Onlar da İnegöl'de kadar gelmişler, burada otelde misafir kalmışlar, sabah namazında İshakpaşa Camii'nde buluştuk. Ve yabancı oldukları için ben kendilerine dışarıda hoş geldiniz diye şeyde bulundum. De kendilerine bir ikram, çay ikramda bulunan filan. De eve kadar götürdüm onları. Rahmetli yengenizin kahvaltıyı hazırla dedim. Derken onlar birbirine ya hanımlar filan laf ettiler. Hanımlar da buradaymış. Gittiler öteki odaya, hanımlar da aldılar. Neyse geldi, kahvaltı kondu ortaya. Bunların birisinin ismi Temel Karamoğlu, yüksek makine mühendisi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordular o zaman. Birisi Yahya Oğuz, yüksek makine mühendisi. O da Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyordu. Kemal Varol, o da yüksek makine mühendisi. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışıyor. Muhterem hocam onları görevlendirmiş. İşte İnegöl'de bizim evde bir sabah kahvaltısından sonra Milli Nizam Partisi kuruldu. Ayrıca ili de İstediler kuralım diye, ilde kurduk, mazmataları aldık, onları gönderdik. Şimdi onları göndermeden evvel, o Milli Nizam Partisi'ni kurmadan önce bize sorular sordular. Dediler ki, efendi, şimdi İnegöl'de kaç parti var? Efendi, revaçta yürüyen, iktidara efendi, muhalefette olan partilerin hangisi, kaç tane ve kimi destekliyorsunuz? Tabii o güne göre işte Doğru Yol Partisi'ni desteklediğimizi söyledik. O zaman Yavuz dedi ki, efendi, şimdi biz nerede buluştuk? İshakpaşa'da. Böyle maneviyatı destekleyen, manevi yönde yürüyen, manevi hakkı hakim kılmak isteyen bir kuruluş karşısına çıksa ne dersin? Ben tüzüğünü görmeden bir şey demem. Tüzüğünü görmek istiyorum dedim. Bırak çantayı. Açtı, Milli Nizam Partisi'nin tüzüğü üzerine şehadet parmak işaretiyle şöyle açtım. Önce ahlak ve maneviyat yazıyor. Hemen şu söz söyledim. Bir hadis-i şerif vardır. Hayırlı işlerde acele ediniz. Ben şu anda derhal bu partinin ilk üyesi olmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başlattık. Ve bendeniz acizane Milli Nizam Partisi'nden, Milli Görüş'ün ilk üyelerinden birisiyim. Hemen kısa kısa atlıyorum çok araları. Bir şunu soracağım arada. Erbakan'ı o zamana kadar tanıyor muydunuz? Hayır. Ha tanıyordum. Şöyle tanıyordum o zamana kadar. Çünkü Erbakan hocanın üniversiteden bu tarafa, çünkü bizim yine İstanbul'da onların arkadaşları hep oturup kalkma iş şeyleri, ilişkilerimiz vardı. De Erbakan şöyle, Ümmet Şenası ile işte daha hemen üniversitede bir oda ayarlamış. Arkadaşların orada imamlık etmiş. İki sınıf birden geçiyor vesaire de odalar birliğine getirildi. Odalar birliğinden biliyorsun işte atıldı. Şu oldu bu oldu. Sonra Doğru Yol Partisi'nden milletvekili olmak için müracaat etti. Demirel onu istemedi. İstemeyince Konya'dan bağımsız aday oldu. İşte sonra Milli Nizam kuruldu. İşte böylece efendi, şimdi o misafirlerimiz Temel Karamoğlu, Yahya Oğuz, Kemal Varol beylerle bu Milli Nizam teşkilatımızı kurduktan sonra onlar bana dediler ki, sen şimdi filan tarihte Ankara'ya geleceksin. Ankara'da belki de bir ayda kalman icap edebilir. Yani kalmakta hiç sıkıntın yok. Ama sen kendini buradan işinize göre ayarla. 15'te olabilir. Çalışmak için Ankara'ya seni davet edeceğiz. Ediyoruz. Şu tarihte Ankara'da garajlarda bu telefonu şey yapacaksın. Biz telefonu alacağız. Neyse. Aynı böyle o şeyi aldık kendilerine adresleri. Onlar Balıkesir'e görevlendi gittiler. Orada işte görevler neyse bitti. Verdikleri tarihte ben Ankara'ya gittim. Ankara'ya gidince şimdi tabii resmen o güne kadar Erbakan Hoca ile tanışmıyoruz. İşte orada şimdi başlıyor bütün maraton. Ve Lütfi Duvan Hoca'nın evinde çalışmalar başladı. Eski Diyanet İşleri Başkanı, şu anda halen teşkilatta bulunan yaşlı bir hocaefendi. İşte oraya başladık böyle sırasıyla, yani ne yapılacak,
yani tüzüğün bütün umdeleri gündeme getiriliyor. Efendi işte bu millet bizi tercih eder, iktidar ederse bu millete neleri hizmet etmeliyiz, neleri yapmalıyız, şunu yapmalıyız. Yani muhterem hocamın orada ilk selamlaşıp elini sıktığımızdan itibaren konuştuğu her kelimenin kendisinde memleket için çok faydalı olduklarını hissettim ve kendim müşahede ettim. Neye öyle ettin? Çünkü muhterem hocam bütün hayatının deveranını manevi yönle yürütüyor. Manevi yöne müracaat ederek hizmetleri düşünüyor. Yani Türkiye'de faiz sisteminin milleti perişan ettiğini, kapitalizmin ezdiğini, efendi batıdan hiçbir hayır gelmeyeceğini, bir İslam birliğinin kurulup bir an evvel bütün insanlığın işte burada toplanmasının gerektiğini böyle sırasıyla her gün gidişimizde sırasıyla bunlar görüşülüyor, altları çiziliyor. İki şeyde şöyle dikkatimi çok çekti. Bir, sıra geldi zekat müessesesine, zekata. Dedi ki, derhal bu konunun altını bir çizin bakalım. Şimdi dedi, Allah bize lütfeder, bu millet tercih eder, iktidar ederse, ilk işimiz zekat müesseselerini kurmak, devletin görevidir dedi. Neden? Çünkü dedi, hesap ettiler orada, o gün için bundan düşün, şimdi kaç sene oldu? 49'da başladık. Kaç sene oluyor? 54 mü? Öyle bir şey oluyor galiba. Ne kadar oluyor? 49 değildir ya. 49'da başladık tabii. Tabii 49'da başladık. 1949'da. 49. Demokrat Parti vardı. Demokrat Parti bile yok. Yok. Dur geçiler. 50. 69'dur. 69. Ceddine rağmen. 69. Dedim ya ben bazı şeyler şimdi karşı. 69'da başlattık. 44 sene mi oluyor şimdi? Öyle bir şey oluyor zannediyorum. 69'da olursa. 46 sene. Ha. Şimdi çizin altını dedim. O günkü Türkiye'deki zenginleri şöyle yuvarlak olarak bir hesap ettiler. 10 sene zenginler zekatını o müesseseye teslim etse Türkiye'de fakir kalmıyor. Zekat böyle al 50 lira 100 lira öyle değil. Misal olsun diye söylüyorum. Orada konuşuldu. İnsanız biz. İşte iyi bir insansınız ama işte durumunuz zayıf, askere gitmişiz gelmişsiniz, toparlayamıyorsunuz ama cevher bir insansınız. Hemen sizi alıyor devlet, diyor ki bak senin şuraya bir evini alıyoruz, seni buraya evlendiriyoruz. Şu kadar da sermayeni veya bir işe seni alıyoruz, hadi bakalım diyor, seni o zekatla hemen insanlara bunun altını çizin. Bu çok dikkatimi çekti benim. İki, sıra geldi. Tabii çok şeyler hep konuşuluyor da 15 gün, 20 gün çalıştık. Hac meselesine geldi. Dedi ki, şimdi dedi hac meselesinde devlet şimdi bütün insanların hacının gidip gelmiş, çünkü hac meselesi çok kolaylık isteyen bir şeydir. Devlet bizatihi denetleyecek. Sıkıntı kaldırılacak. Hatta umre meselelerinde İran öyle yapıyor şimdi bildiğiniz İran. Bölge bölge bütün halkını hac mevsiminde hacca gönderiyor, umre mevsiminde de umreye gönderiyor İran. Yani hiç sen bir kuruş harcamıyorsun. Mesela Bursa valisi 14 neyse ilçesiyle onu bu sene onları gönderiyor böyle. Erbakan Hoca da altını çizdi, devlet bu işe el atacak. Bütün insanların bu, hatta o kadar ileri gitti ki mesela bir insan düşündü, ya ben cuma namazını Kabe-i Muazzama'da kılmak istiyorum dedi. Hemen devlete müracaat edecek. Devlet onu hemen gönderecek, uçakla şey yapacak, hiç eş kuruş almayacak. Böyle bir takım şeyler çok dikkatimi çekti. İşte burada böyle tanıştık muhterem hocamla. Ve son artık uğurlamada bu tarafa gelirken dediler ki muhterem hocam, ilk konuşmamızı madem bu İnegöl'den başladı, biz Balıkesir'den düşünmüştük, bu bir tavafuktur. Efendi İnegöl'de konuşmamızı yapacağız dedi işte. Burası şimdi çok mühim kardeşler. Muhterem hocam tarihini verdi ya bize. Şimdi gelecek artık işte tarihleri tam unuttum da o tarihte gelecek. O şimdi temiki dediğim Sedir Kafede konuşacak. Evet. Efendi şimdi tabii kanuna göre biz müracaatlarımızı yaptık olur dediler her şey. Ama muhterem hocam şeyden efendi Bozüyük'ten bu tarafa geçti telefonlarla görüşüyoruz. Emniyet dedi ki şimdi burada bu iş açık havaya giriyor. Dünyada burada olmaz. Dedik siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar siz?
hükümetsiniz, kanunsunuz. Biz geldik bu kanunlara göre size müracaat yaptık. Siz de he dediniz, şimdi nasıl olmaz diyorsunuz, hiç olacak iş mi? Yahu çok sıkıntı veren çocuğum. Dedim ki o zaman emniyet amirine, ben manifaturacıyım. Şimdi 93 santimetrede kapı bezleri var, onun biliyorsun betonun üstünde böyle parmaklara 3 tane demir. Bu demirleri böyle çevirsek kapı idare ederiz dedi. Hemen getirdik 30 top oraya şey bezi, kapı bezi çevirdik. Muhterem hocam, mı karşılamaya işte bizden giden oldu, doğru yol vardı. Efendi Halk Partisi, yani her partiden onu efendim şeye karşılamaya gidenler oldu. İşte geldi, orada konuşmasını yaptı. O akşam İnegöl'de misafir kaldı. İşte şimdi o size getirilecek olan resim, Bedre Köprüsü'nün az ilerisinde son uğurlamamızı yaparken çekilen resim olacak inşallah getirilirse. İşte ondan sonra muhterem hocam İnegöl'e ayrıca bir bakış yaptı. Yani bütün Türkiye genelinde İnegöl'de de hep İnegöl'de. Tabi bize samimi olduğumuzu gördü. Hatta ben acize en sonunda burada İnegöl Organize Sanayi Temelini attık. Bilecik'e geçtik. Orada da hem Organize Sanayi Temelini attık. Burada da Rulman Fabrikanın temeli atıldı. Orada da Organize Sanayi Bölgesi temeli ve Rulman Fabrikası temeli atıldı. İkindi namazına girdik. Çıkarken Bursa İl Başkanı'na dedi ki şimdi bu kardeşim dedi bize takdir şayan geldi dedi. Bu ne dedi? Hemen şimdi Ankara'ya döner dönmez bir madalya göndereceğiz dedi. İl başkanına, sen de törenle. Ben başladım ağlamaya. Hemen öyle başladım ağlamaya dedim. Muhterem hocam, biz madalya için mi çalışıyoruz bu dava dedim. Dikildim böyle şimdi. Dedi ama öyle değil ya. Dedi bu genel merkezin böyle bir hediyesi şeklindedir. Yok muhterem hocam, ben madalya için bu dava dedi. Ben manevi yönüyle hak dava, hakkın hakim kılınması için olduğu için bu davada çalışıyorum. Yoksa öyle olsa ben çalışmam dedi. O zaman işi öyle örttüler hafifçene. Tekrar Osman Yumakoğulları Bursa'ya geldi Vakıflar Müdürlüğü'ne. Ona dedi ki buna bu madalyayı vermemiz lazım. Ben o zaman tekrar dikildim. Dedim ki bu madalyayı ille de verecekseniz, efendi teşkilat adına, İnegöl İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu adına diye oraya asarsanız buna bu kadar razı olun. Bunun dışında ben şahsi kesinlikle senden gene şey yaptım. Ve o madalya verilecekti, 12 Eylül geldi. Şimdi biliyor musun? İşte onu gene geldi. Bırakalım onları şimdi. Muhterem hocamın böyle tanıştık, böyle İnegöl'e bakışıyla beraber biliyorsun. Bir ilçe başkanı oldunuz mu? Efendim? İlçe başkanlığı yaptınız mı? Kısa devre yaptım tabii. Milli Nizam Partisi'nde mi, Selamet Partisi'nde? Refah Partisi'nde. Refah Partisi. Refah Partisi'nde kısa devre yaptım. Efendim 10 senenin üzerinde de Kadın Komisyonları Başkanlığı'nın ekserikle bunu verdiler. Böylece işte 45 senedir, 46 senedir bu hak davada kim ne derse desin giden gider, gelen gelir. Biz hak davamızın başında sapasağlam, dimdik, milli görüşün hakim kılınması için devam ediyoruz ve devam edeceğiz inşallah. Ve bu davamızın bu doğruluğu yönünde, yolunda da hiç taviz yok. Niçin yok? Bugünkü Milli Gazete'de de Oğuzhan Bey'in bir şeyi var, İstanbul Kadın Kolları Teşkilatı'nda konuşmuş. Biz Allah'a söz verdik. Biz hakkın hakim kılınması için bu milletin bu hak yolda en iyi hayat sürmesi, adaletle, hakla, haklarını alması için bu davada varız. Yoksa menfaat için biz burada yokuz. Partiler kapatıldığında ne düşündünüz? Efendim? Partiler kapatıldığında ne düşündünüz? Partiler kapatıldığında hemen ben gelecektim, siz sordunuz, iyi oldu. Efendi, partiler kapatıldığında biz tabii kolay bir iş değil aslında, illa üzülmemek mümkün değil. Ancak hak davanın sahibi Allah olduğu için, çünkü ayet-i kerimede geçiyor, onlar istemeseler de biz nurumuzu tamamlayacağız. Bu inancın içinde olduğumuz için kapanmanın sadece, hocam da aynısını dedi ya, hatta geçen akşam yine konuşturdular onu, merhum hocamı. Bu kapatılması, partimizin kapatılması hiçbir şey ifade etmez. Denizde bir damla bile, kuşun ağzında damla bile olmaz. Niçin? Çünkü hocam çok akıllı, çok gayretli bir insandı. Hemen kapatılıyor, ertesi gün senin başkanlığında bir başka isim altında devam ediyor. Böyle. Ama tabii bu geriye gitmeye çok zarar veriyor. Kolay bir iş değil.
teşkilat kuracaksınız, tekrar teşkilatlanacaksınız. Hazır bir şeyiniz, bu kadar masraflar olmuş gitmiş. Tabii bunlar çok bizi üzen şeyler oldu. Muhterem hocamın hayatı mahkemelerde geçti. Ama düşünün ki muhterem hocamı, Allah rahmetini gani eylesin, hiçbir sefer kendisine, partisini kapatana, küfredene vesaire ağır konuşana, hiçbirisine ağır kelime sarf etmemiştir. Hiç. Her şeyi sahibi iyi bilir, en iyisini Allah bilir, hasbunallahu ve nimel vekil demiştir. Ve böylece muhterem hocam, Allah razı olsun, milli nizam, milli selamet, tabi milli nizam çok kısa devrede kapatıldı. Efendi, milli selamet, refah, fazilet, saadet olmak üzere 5 parti kurulmuş, 4'ü kapatılmış. Hiç hocam bunda tabii şey olmadı. Ama hep idamlıkla çok yerde yargılandı. Ne dedi? Allah dedi, selam verdi diye. Ama elhamdülillah size bir şey hatırlatayım kardeşler. İnegöl basını tebrik ediyorum, cidden tebrik ediyorum. Aynı geçeceğini zannediyorum. Muhterem hocam çıkıp da ilk konuşmasında da Esselamu Aleyküm Aziz ve Muhterem İnegöl'lü kardeşlerim dediği zaman bir yer yerinden oynama oldu. Ya ne oluyor işte bu baksana bu şeye aykırı, layıklığa aykırı filan. Ama o güne kadar telefonda yolda selam tek tük olsa da merhaba vardı, merhaba. Halbuki merhaba yolda şeyde selamın karşılığı olmaz. Merhaba, ben buraya oturduğum siz diyeceksiniz bana merhaba, rahat ol, yardım yerini rahat diye. Yani oraya kadar selamlar merhabayla gidiyordu. Ama Allah onlara hiçbir şey yapmasa da muhterem hocam ki çok şeyler yaptım ben şimdi söyleyeceğim sırasıyla. Bu selam şimdi görüyorsunuz hatta bir ateistle konuştum da. Ya dedim sen ateistsin diyorsun işte aziz nesin filan diyorsun. Gel biz şunu yani bak sen iyi bir insansın. Şey yap filan böyle işte hani bir şey. Ya ben böyle inanmış acaba seni seviyorum çok böyle böyle hoş gör filan tamam. Dedim kendisine. İstanbul'a giderken dedim, gemide beraber olsak, bak iyi dinle, gemide beraber olsak, efendim gemi başlasa batmaya, herkes kelime-i şehadet getirse ya ben gavur muyum, ben de kelime-i şehadet getireceğim. Görüyor musun? Hocamın şeyle ve o ateist rastladı, Esselamu Aleyküm diyordu. Yani şunu demek istiyorum, muhterem hocam hiçbir şey yapmasa yeryüzünde şimdi herkes telefonda Esselamu Aleyküm diyor. Elhamdülillah, bu çok büyük bir iştir. 80 darbesi oldu. 80 darbesinden sonra doğal olarak birçok lider gibi Erbakan da tutuklandı. Tabii. O anlarda görüşme imkanınız oldu mu ya da o anlar neler hissettiniz? O anlarda efendi tabii çok kolay bir iş değil. Efendi tabii hocamın şeye gidişi, adaya götürülüşü çok üzdü bizi. Ve hatta evden çıkarken tabii sonra kendisinden görüştüğümüzde onu hatırlattı bize. Efendi, kızı Zeynep, babacığım nereye gidiyorsun? Siz hiç üzülmeyin. Beni şu anda devlet suçlu bulmuş, beni tutuklamaya götürüyorlar. Siz rahatınızla, yani böyle üzülmeyin diyerek, onlar teselli ederek çıkmış. Sonra efendi işte adada biliyorsun onu şey yaptılar. O arada ne kadar zaman ben şimdi unutuyorum ama artık çok özledik hepimiz. Çok özledik. Efendi bir telefon görüşmesi yapabilsek diye can atıyoruz. O zaman onun Adapazarı'nda Bahtiyar Atan diye rahmetlik oldu o da. Atan kardeşler var orada şimdi. Alem var. Tabii büyük otobüsleri var filan onların. De o Bahtiyar Atan onun sağ koluydu. Bir de zannediyorum o asker emeklisiydi. Ben öyle hatırımda kalmış. Hiç kimse yanına gidemiyor ama Bahtiyar Atan abi yanına gitmiş. Gidince muhterem hocam demiş ki şu telefonun Halil İbrahim Çamdere'ye bizim Batı Cepheler komutanına ulaştıracaksın. Bana Rumeli Beyler Bey Batı Cepheler komutanının ünvanını vermiş hocam. Ne bileyim ben neyse. Hemen o telefon etti bana Bahtiyar Atan. Hatta buraya da geldi mesele için bir şey yaptık. Dedi ki bak bu telefonu muhterem hocam sana gönderdi. Sen hocamla görüşeceksin. Hocamın selamını her yere ileteceksin. Ancak telefon sende kalacak. 5 kere verilmiyor. Yani genel merkeze oraya bile verilmiyor. Sen sadece hocamla görüşüp selam var. Neyse uzatmayalım. Telefon gelsin. İçeri meşgul çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Bir gün öğlen namazında bir yarım saat, bir saat vardı. Abdest aldım hemen dükkanların orada. Geldim, çevirdim, başladı çalmaya. Hemen buyurun burası işte bilmem ne adası, garnizon komutanlığı. Kimi aradınız? Siz kimsiniz? Efendim ben işte manifaturacı Halil İbrahim Çamlıdere,
Muhterem Erbakan hocamla görüşmek istiyorum. Bir saniye dedi, hemen bağladılar. Ama tabii kısa görüşme oluyor. Görüştük, selamlaştık. Cezaevinde mahkum ettiler. Şimdi size o kadar mühim şey anlatacağım burada çocuklar. Askeri cezaevindeki bütün mahkemelere katıldım ben. Hepsine katıldım. İlk görüşümüzde, ilk gidişimizde tabii dışarıya öğle namazı kılmaya çıktık. Muhterem işte Lütfi Doğan hocam başkanımda imam olduk. Şey yaptık, sonra işte hocamla sarıldık. Dedim ki muhterem hocam, senin bana sorduğun gibi şimdi bizim bak partimize iki de bir kapatıyorlar. Siz mahkeme oluyorsunuz. Bu işin sonu ne olacak? Bak dedi, Çamlıdere, iyi dinle beni dedi. Bunlar hepsi geçici şeylerdir dedi. İnsanlar arasında olan şeylerdir. Bize düşen sabırla, metanetle davamıza hep sahip çıkmaktır dedi. Dava yürüyecek, biz mahkeme olacağız, sonra dedi beraatla sonuçlanacak, hiç merak etmeyin siz dedi. Ve bu güne kadarlar yerliydi, bundan sonra seni gelecek dedi, bizi kapatanlar götürecek dedi, böyle bir espri yaptı. Dedi, uzatmayalım, yalnız ikinci duruşmada olduğunu zannediyorum. Tam öğlen namazından sonra tekrar içeriye girildi efendi. İşte her taraf açık hava, bir gök gürledi, bir başladı çatırtı. Nasıl bir dolu yağıyor biliyor musun? Kabuklu yeşil ceviz gibi. O salonda işte hakimi, savcısı, hepsi hücrelerine gittiler. Hep biz onlarla hocam filan da dinleyiciler kaldık. Sonra saat 5'te işte zaten paydos ediliyor ya. Çıkarken Ankara gazeteleri aynı şu başlattılar günlük gazeteleri. Eğer Erbakan Hoca duasını devam ettirseydi Ankara'nın üstüne taş tersine kalmayacaktı. Öyle bir şey. Yani şunu için demek istiyorum. Yani Erbakan Hoca'nın manevi yönü çok güçlü. Efendi hakikaten insanlığa onun kadar faydalı olabilecek. Düşünün arkadaşlar ya. Bakın yani kısa 11 ay ya. 11 ay başbakan oldu değil mi? 11 aylık içerisinde 200 tane ağır sanayinin temelini attı. 70 tanesi tamamlandı bunların. Polatlı'da dozer, lozer makineleri çıkarıldı. Gittim gördüm orada. Şimdi pancar deposu şu anda. Düşünebiliyor musunuz ya? Adapazarı'nda bir büyük bir küçük olmaz diye traktörler çıkarıldı. Zaten muhterem hocam orasını geçtik kısa olsun diye. Lavaban tanklarının mühendisi Almanya'da onları o çıkardı. Gelip oradan Almanya salmak istemedi. Önüne attı çekip ne yazarsan yaz burada kal. Yok ben memleketime hizmet edeceğim de geldi gümüş motoru kurdu. Ama işte bu kapitalizm hocam çok şeyi var. Kapitalizm sistemi zengin daha zengin yapan fakiri ise ezen bir sistemdir. Böyle düşünebiliyor musunuz muhterem hocam? Yani şöyle bir sistem uygulayacaktı. Fabrikalarda fabrikaları devlet kuruyor ve siz şimdi işçisiniz, ben işçiyim beraberiz. Hemen kaç kişi çalışacak fabrikada? 100 kişi. Böyle misal veriyor hocam muhterem hocam. Diyor ki şimdi bu fabrikanın siz ortağı olacaksın. Hocam 1 lira yok, nereden olacağız? Biz zaten işçiyiz. Öyle değil diyor. Şimdiki askeri ücretle 940 lirayla geçineceksin denmiyor. Ya sana soruyor şimdi sen ailemde ne kadar geçineceksin? Şöyle ortalama hocam ben 2 milyarla geçinebilirim. Tamam kabul edilmiştir diyor. İyi dinle burayı. Hemen arkasından diyor ki devlet 2 milyarda sana şimdi buna ilave veriyor. 4 milyarla seni bu fabrikanın ortağı yapıyor. Şimdi sen ay başı geldi 4 milyar alacaksın, 2 milyarını ailenle harcayacaksın, 2 milyar da getirip fabrikanın müessesesini teslim edeceksin, 20 sene sonra fabrikanın ortağı oluyorsun. Görüyor musun güzelliği? Yani Türkiye'de bu sistem olması lazım. Şimdi bak her ne kadar parlak kelimelerle işte şöyle oldu böyle oldu deniyorsa da siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Yani borç bugünkü Milli Gazete'de ne kadar faiz gitti. Bak şimdi keşke getirseydim Milli Gazete'de. Bugün ya bu çok tehlikeye gidiyor Allah korusun. Yani siz hazır ya kendiniz, ben şimdi kendim çalışacağım dükkanımda şöyle ciddi yani çok borca girmeden şöyle bir çalışmamı üretmeye girmesem o dükkan borca girerse nereye kadar olacak? Varamaz. Hiçbir yere gidemez. Çünkü borç ödemekten zaten vaktim olmaz. Yani maksat işte teminki dediğim gibi 200 tane ağır sanayi 70 tanesi bitirildi ve böylece
o Balıkesir'de seka fabrikaları, efendim İnegöl'de organizasyonu görüyorsun. Şimdi 20 bin kişi çalışıyor, belki fazla. O fabrikalar şunlar bunlar. Yani muhterem hocamın düşündüğü D8'leri kurdu biliyorsunuz. Bu D8'lere sahip çıkılıp şimdi şu anda eğer Erbakan hocam hayatta olsaydı size ciddi söylüyorum. Çizin bunun altını. Dünya İslam ülkelerinde bir tane burnu kanayan bile olmazdı. Bak Irak'ta 3 milyon insan öldü arkadaşlar. Hala ölüyor. Yani bir iş olduğunu zannetmeyelim. Hep Batı'nın, İsrail'in yani Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'nin sevdası içinde bütün İslam ülkelerinden düşman olduk gitti. Şuraya bak, hale bak. Neden Rumeli Beyler Bey? Şimdi neden böyle ben de onu ilk etapta ben de bilemedim neden öyle dediğini. Sonra muhterem hocam bazı yerlerde konuştukça kendim oradan ders çıkardım. Ayrıca Milli Gazete'de de yazı çıktı. Şimdi Sofya'da şu anda halen evi bulunan hangi padişahın? Unutuyorum onu. Neyse şey anlaşılacak. Bir Rumeli Beylerbeyi çok cabbar efendi şeyden fetihten fetihe koşup kazanan Rumeli Beylerbeyi varmış. Evi halen şu anda Sofya'da. İşte biz de Bulgaristan macir geldiğimiz için davada da samimi olduğumuz için muhterem hocam buna bu yakışır demiş. Efendi İnegöl'de üç kardeş Halil İbrahim Çamdırı, Ahmet Çamdırı, Şaban Çamdırı isimlerinde üç kardeş bunlar. Efendi Bulgaristan'dan macir gelmişler. Rumeli Beylerbeyi'nin torunlarıdır. Bunlara bu yakışır diye bu mübarizanı iyi samimi bulduğu için bize bunu ünvanı vermiş. Bir de sanırım efendi, burada bir kaza oluyor. Eliyle alakalı. Parmağı. Tabii. Alakalı. O, ona bir anlamı. Tabii efendim. O bir seçim devresindeydi. Kavaklar altında şimdiki spor sahasının yanında miting düzenlendi. De orada miting bittikten sonra artık ayrılırken muhterem hocam nasıl olduysa anlayamadı. Mercedes'in kapağını bu parmağı sıkışınca parmağı kopardı aldı. Koptu parmağı. Ama sünnetçi oldu. Hemen onu aldı bir mendilin içerisine. Oradan hemen tabii hastaneye koştu. Şimdi muhterem hocamın bağırmağı mendilin içinde kutuya koydular orada. Efendi çabuk dedi. Onu da hemen bir şeye pansumandan hemen şey aldılar. Efendi bir tuğla bir kiremit getirin ben akşam namazını kılayım diye. Teyemmümle akşam. Hoca böyle bir insan. Muhterem hocamın manevi yönü çok güçlü kardeşler. Size samimi söylüyorum. Yani birkaç hatta muhterem hocamın efendi kerametlerini gördük. Şeyden birini anlattım size. Buna benziyor. Tabii önce de anlatmıyordu. Ölünce anlatılıyor bunlar. Muhterem hocam işte o parmağın orada kutunun içinde kendi akşam namazını teyemmümle onu kıldı. Ondan sonra derhal İstanbul'a yetiştirildi. Fransız hastanesine zannediyorum. Diktiler. Şimdi o parmak böyle yine öteki dünyaya beraberinde gitti. Yani İnegöl'de muhterem hocam gazi oldu. Şimdi bir de İnegöl'deki ilk kazanılan Refah Partisi'nin Hikmet Şahin'le kazandığı bir seçimler var. Evet. Bu süreçte tabii teşkilattaydı. Evet. O seçim süreci ve kazanılan zaferle alakalı da mutlaka anlatacaklarınız vardır. Efendim şimdi oraya gelmeden, gene geleceğim hemen Hikmet Şahin'e, oraya gelmeden biliyorsunuz Türkiye'de Mehmet Şevket Eygiler, efendim Kadir Mısıroğulları, Osmanoğulları, dışarıda işte Bağdat'ta, Mısır'da, şurada, burada okuyan Hikmet Şahin gibi talebeler. Hatırımda kalan yanılmıyorsam 3500 kişi hiçbir yere alınmıyor. Hatta vatandaşlıktan çıkarılmış. İşte bu noktadan Hikmet Şahin beraber, oraya kadar da Hikmet Şahin'le çok iyi tanışmıyoruz. Babasıyla biraz tanışıyoruz. Şimdi muhterem hocam da Ecevit'le koalisyon kurduk. Başbakan yardımcısı. Ankara'ya gittik. Nuri Yazar, Allah rahmet eylesin, o da vefat etmiş. Abdullah Hoca, o da vefat etti, Allah rahmet eylesin. Hikmet Şahin, Hikmet, ben Ankara'ya gittik ve teşkilata, Ankara'daki efendim grup odalarına vardık. Orada işte Oğuzhan Atatürk, Şevket Kazan hemen telefon ettiler başbakanına. Böyle böyle Rumeli Beyler ve Halil İbrahim Çamdır abimiz gelmiştir. İşte hemen oradan bizi gönderdiler başbakanlığa doğru. Çıkmış da Halil İbrahim Çamdır ve grubu diye aranıyoruz. Hatta Halil Karar da bizimle beraber geldi ama içeri girmedi o. Uzatmayalım hemen içeri girip geleceğim hemen temin sorunuza. Efendi sırasıyla muhterem hocam şimdi başladı sormaya tanıttık ya işte İnegöl Müftüsü Nuri Yazar, Çinil Cami İmamı efendim Abdullah Hoca işte Yusuf Şahin
benim arkadaşım çok, bu oğlu Hikmet Şahin Bağdat mezunu, işte bir yere alınmadığı için sizden de bir efendi, bir başbakan yardımcısı, bir büyüğümüz olarak bunlara nasıl bir hak tanınabilir diye geldi. Neyse sırayla Nuri Yazar'a dedi, buyurun siz ne istiyorsunuz? Dedi, efendi biz dedi Abdullah Hoca ile beraber ikimiz birlikte isteyeceğimizi söyleyeceğiz dedi. Çinli Cami ve Kasım Efendi Kur'an kursuna, Çinli Cami Kur'an kursuna ikisine de kadro istemeye geldik. Kadro işin size müracaatımızı yapıyoruz şu anda. Artık bütün şey sizin şeyinizdedir. Hemen keskin not. İkisi de verilmiştir bile. Efendim arkasından Yusuf Şahin'e buyurun siz ne için geldiniz? Bu benim oğlum. Bağdat mezunudur. Bunlar hiçbir yere işe alınmıyor. Onun için siz büyüğümüzden artık ne şekilde bir faydalanabilir diye buraya geldik. Arzu hal ediyoruz. Hemen Ziller Bağışı şu numaralı dosyayı da getir dedi sekreterine. Getirdi, şu sayfayı aç. Açtı. Koy dedi, onların önüne bakayım. Şu anda, orada başta öyle yazıyor. Vatandaşlıktan bile atılmış, Türkiye'de hiçbir hak tanınmayan şu aşağıdaki isimleri yazılmış olan bütün kardeşlerimiz en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilip hakları geriye verilmek, kendilerine hak tanınmak üzere meclisten geçirilecektir. Hikmet Şahin o da yazıyor orada. Yusuf Şahin şaşır dedi. Ona doğru yapan ileri gelenler yönetim kurumu. Ali Karat dışarıda bekliyor. Ben dedi şu dakikadan itibaren hiçbir şey tanımam Ener Bakancıyım dedi Yusuf Şahin. Neden? Ya adam biz gelmeden benim oğlumun hakkını savunmak için oraya yazmış diyor. Ben daha bundan başka ne isterim uzatmayalım. Böylece meclisten geçti. Sıra bana geldi. Dedi söyle bakalım sen ne istiyorsun? Dedim muhterem hocam imam hutbesini bitirdik. Orada imam hutbesinde de ilmi yayımı da benim 10 sene imzam var. Şimdi açılış için sizi inşallah onda geliriz dedi. Geldiler açıldı. Her neyse uzatmayalım. Şimdi oradan beri geldik. Tabii Hikmet Şahin'le burada bir tanışma oldu. 10 sene İnegöl İmam Hutbesi'nde Arap hocalığı yaptı. Haklar verildi. Kadir'imiz hepsine verildi. Osmanoğullarına verildi. İşte biliyoruz daha geçenler Osmanoğullarından vefat edenler oldu. İşte. Neyse. Ondan sonra sıra geldi. Tabii ben için hep ön kısmında bulunuyorum. Ahmet Sünnetçioğlu'nu bir taraftan hep ayarlamaya uğraşıyorum. Milli Gazete veriyorum. Yazan için gidiyorum. Dişleri ona yaptırıyoruz falan. Derken Hikmet'i ele aldık. De Ahmet Sünnetçioğlu'nun ilçe başkanlığına, Hikmet Şahin'in yanına derken işte belediye başkanlığı gündeme geldi. Elhamdülillah işte Hikmet Şahin'i belediye başkanlığına gösterdik. Bu millet de tercih etti, getirdi. İnegöl'e de çok büyük hizmetler yaptı. Allah rahmetini gani eylesin. Şu anda o kültür park dediğimiz sahayı siz daha öncesini bilmiyorsunuz. Belki dünyada yoktunuz. Hayvan pazarı çok büyüktü, doğru muyum? Çöplük ama daha çöplükten de ileri. Nasıl? O İnegöl'de belediyecilik işte ta Nur Belediye'ye ta kaç tane şimdi belediye başkanı geçti ben hatırımdaydım unuttum. Bütün belediye başkanlarının devresinde çöp hep oraya dökülmüş öte tarafa. Sizin hala yüksek orası biliyorsun. Patlamaya hazır bir bomba idi. Korkulu idi. Lakin Allah razı olsun Hikmet Şahin tuttu. O kültür parkı biliyorsunuz işte bir İnegöl'ün akciğer nefes alma sahasına getirdi. O tehlikeli yerde jeologlarla bir yere geldi. Bizim Recai Kurtan Bey var. De, ilçe il başkan, genel başkanlık da yaptı. Hala hayatta. O jeologdur çok şey. Yani şimdi o çöp atılsın mı oradan yoksa kalsın mı? Denildi ki ya hazır bir yüksek tepe. Niye atılsın ki? Peki ne olacak? Onun havası alınacak. Onda şimdi birçok yerine aşağıya şey salındı. O patlayıcı metan gazı alındı. Ve şimdi orası oldu piknik yeri. Düşünebiliyor musunuz? Neyse uzatmayalım. Sonra refah yol dönemi var. Tabii refah yol dönemi. Refah yol döneminde de tekrar Hikmet Şahin. En sonunda da bir sıkıntı var. Var. Hemen Hikmet Şahin hemen bitiriyorum onu zaten. Hikmet Şahin'i gene tabii kazandırdık. O arada bu hizmetlerin içerisinde Allah kendinden razı olsun, Rabbim rahmetini gani eylesin. Bu şimdiki Konukoğlu Camii'nin yeri sinemaydı biliyorsunuz. Evet. Benim büyük olan da ikide bir oraya kaçıyor. Oradan ben çağırıyorum. Saatimi denk geldi, ne olduysa bilmiyorum. Ya Rabbi, şu sinemanın yerini
bana cami olmasını, yapıldığını göster ya Rabbi de birkaç yere dua ettim. Allah biliyor kalpleri. Uzatmayalım. Hemen işte o arada o sinema oradan kaldırıldı. Yeri bir park halinde kalsın diye hem oradaki o binanın sahipleri hem İnegöl halkı hep bir park halinde kalsın, millet otursun şeklinde hep düşünüldü, istendi. Ben o arada hemen Hikmet Şah'ın yanına gittim. Dedim, abi al, o beni karşılan, gel bakayım, gel bakayım, bizim önderimiz diye karşılıyordum. Neyse hemen dur, dedim, başkanım senden ben bugüne kadar hiçbir şey istedim mi kendim için? İstemedim Çamlıdere, dedi. Ben bir şey istemeye geldim. Buyur dedim. Böyle biraz sert şeyi vardı onun. Şu dedim, park yeri var ya dedim, şu belediyenin önünde, belediye o zaman orada biliyorsunuz. Evet. Anlattım size anlattığım gibi. Ben böyle gönlümden geçmişti. Şimdi elhamdülillah selahiyet elimize geçti. İnegöl'de orta yeri, burasının cami yapılması için ben size geldim. Artık lütuf size ait dedim. Hemen sekreterini keskin not dedim. Keskin not dedi, yazdı. Hemen orada feryatlar başladı. De basında da hemen şeyler oluyor, cevap veriliyor. İlle kalsın, uzatmayalım, kesin başladı. Hemen o şimdiki yıkılan yerin ön kısmını, o red şey direkler çakıldı çok. Çünkü İnegöl şey ya, gevşek sallantılı şeyinde şey olmaz diye uzatmayalım. Ve nihayet elhamdülillah Erbakan hocam da geldi, günü belli oldu. Efendi, o mihrabın olduğu Erbakan hocam temeli attı, çıktı meydanda da bir konuşma yaptı. Ben de 25'indeyim o zaman. Dedi ki, İnegöl ya 81. ya 82. il olacak. Hiç de ötesi yok, en kısa zamanda olacak. O zaman hemen biz buradan hemen 35 mi? Ben unutuyorum, araba, otobüs toplandık. Ahmet Sünnetçioğlu'da orada milletvekili artık. Gittik, meclisten de geçti yine gün il olması. Düşünebiliyor musun? Ama ne oldu ne gitti şimdi bu, oradan bu tarafa bu siyaset çok tehlikeli. Bursa'ya yamandık. Yani söylemek istemiyorum ama İnegöl oldu şimdi muhtarlık. Bursa bizim bütün haracımızı toplayıp götürüyor. Çok yanlış. O Refah Yol Hükümeti döneminde 28 Şubat kararları var. Evet, ondan evet. Sonra yaşananlar var. Evet. Tekrar hükümetin ne yazık ki bir şekilde düşürülmesi var. Siz o süreçleri de yaşadınız. Tabii. Sonraki süreçte burada İnegöl'de özellikle başörtülü kızlara dair. Tabii. Ne yazık ki motif okullarına dair. Evet. O döneme dair hatıralarınız neler? İşte o döneme göre hatıralarımız efendi, biz her şeyden evvel, yani her partimizin kapatılışında moralimiz hep yüksek tutuldu. Yani ya partimiz kapandı, oraya girmedi hiç. Yani sanki partimiz hiç kapanmamış. Biz ne yapmalıyız da şimdi tekrar davamızı yürütmeliyiz. Bunlar ortaya hep kondu. Ve elhamdülillah görüyorsun hemen Saadet Partisi'nin kuruluşuna geçildi zaten. Saadet Partisi kuruldu. Efendi işte genel başkanları biliyorsun işte çeşit çeşit böyle genel başkanlarımız oraya getirildi. Hepsine teferruata girmek gerekiyor. Ve ama bu derken hiç üzülmemek mümkün değil. Hatta o arada bizim Karagölet muhtarının ne şekil düşündüyse artık bilmiyorum. Şeyiyle bir şikayet olmuş gelmiş jandarmaya. Şimdi o salimlerin orada jandarma vardı. Demiş ya bu İnegöl Saadet Partisi'nin gençleri geldi şey Karagöl'de de bunlar şöyle konuştu, böyle konuştu. Ne dediyse artık bizim haberimiz yok. Hemen o gençleri almışlar, bir akşam kalmış bizim haberimiz yok. Hemen Muzaffer Fidan, Allah rahmet eylesin, vefat etti. İl Genel Meclis üyesinin üyemizdi o. Hemen bana telefon etti, bir araya geldi, koştuk jandarmaya. Dedik ya böyle bir şey yok, doğru mu? Doğru. İçeriye girdik hemen şimdi çocukların yanına. Ne yemek verilmiş, ne namaz kıldırılmış. Başçavuşun haberi yok ama. Efendi hemen o arada İl Meclis üyemiz Allah rahmet eylesin dedi ki şimdi evvela ben tekrar Karagölet muhtarını şikayet ediyorum size. Niçin? İspat etsin ne kusur işlenmiş bakalım. Efendi hemen aldılar geldiler. Şakası mı var için? Uzatmayalım hemen oradaki gençlere de hemen de kaç kişiyse unuttum 20 kişi mi vardı 30 kişi mi? Hemen pide, jandarmaya başlamış, emir verdi, hemen yapın, hadi getirin onları da hemen yedirdik, içirdik. Yarım saat sonra da salındı. Yani bir takım sıkıntılar hep oldu böyle, olmadı değil. Ama yine moralimiz hep yüksek tutulmuştur. O günden bugüne, işte 46 sene az önce siz de söylediniz. Efendi muhterem hocamın bütün başkanlığında, hocam tabii göz hapsinde tutuldu, işte şu oldu, bu oldu. Ama elhamdülillah. Efendi hiç kimseye bu kadar kendisine karşı neler düşünüldüyse
efendim parça kapalı. Mesela o son savcı neydi adı? Kapatan bizim partimiz ve Ankara. Ural Savaş. Ural Savaş efendi hiçbirisine ağır gelme sonra buraya. Ayrılık oldu. Yani evet. Sizle beraber hareket edelim. Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan, efendim. Bülent Arınç mutlaka sizin yakın tabii, olduğunu tabii sevdiğiniz insanlar. O ayrılıkta neler hissettiniz? Ayrılıkta ben sana hep bak aynı şeyi söylüyorum. Biz hiç gidenle gelenle değil bak partimiz kapandı sarsılmadık, moralimiz yüksek oldu. Gene aynı şekilde oldu. Ama şu oldu. Tabii şimdi muhterem hocam bunları hepsini etrafında aylarca topladı. Gittiğiniz yol yanlıştır. Ben sizi uyarıyorum. Siz benim dizimin dibinde yetiştiniz. Efendi bu şekilde zaten bak biz şimdi 160 milletvekiline iktidara geldik işte. Başbakan da olduk. Efendi siz eğer bu işi geri döndürür gitmezseniz gelecek seçimde biz tek başımıza iktidar geliyoruz. Zaten sizi kışkırtan Siyonizm'dir. Bunu iyi bilin. Batıdır, Amerika'dır, şudur budur. Onlar hep böyle ikaz etti. Lakin ne hikmetti? Orası onlar biliyor. İlle gideceğiz dediler. Gittiler. Hocam onları da peşinden. Hiç nereye gidiyorsunuz? Ya ama yanlış yaptıklarını sadece söyledi. Yanlışa gidiyorsunuz. Hatta bu çoluk çocuk işi değildir diye bir sözü var. İşte o arada efendi tabii kolay olmuyor. Yani partimiz tabii geriye tabii yeniden teşkil alınacaksınız. Bir güç gitmiştir ona. Ama beraber giden olacak. Ama şunu iyi bilelim ki giden bizi ilgilendirmiyor. Yine onlara da dua ediyoruz bir tarafta. Bazı böyle sözlerimiz oluyor. İyi işler yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yani bu duayı yapıyoruz. İyi işlerde bizim prensibimiz şudur. Hayırlı işler yaparlarsa biz ona motor oluruz. Yanlışta da fren oluruz. Bizim prensibimiz onun için böyle dua ediyoruz. Herkese sadece onlara değil. Hatta başka ben şimdi özellikle üzülüyorum. Mecliste çok ayıp bu kavgalar. Böyle şey olmaz. Biz sizi oraya, beni milletvekili gönderdi bu kavga etmeye göndermedi ki. Oturursun. Olur kabul edilir edilmez. Projeni koyarsın buraya. Meclis var orada. Çoğunu kabul eder etmez. Orada bağırmaya gerek yok. Edilmediyse millet onu bilir. Yani bu şekilde efendi uzatmayalım konuyu. Son Bülent Arınç'ın gelişinde. Efendim? Bülent Arınç geldiğinde siz de görüştünüz Bülent Arınç'la. Ne konuştunuz orada mesela? Bülent Arınç. Geçmişten bir şeyiniz var herhalde. Muhabbetiniz var Bülent Arınç'la. Nasıl var hem? Biz buradan Hikmet Şahin, Ahmet Sünnetçioğlu 5 taksi gittik Manisa'ya. 15 gün çalıştık beraber. O çalışmamızda efendi 15 gün tamamlandıktan sonra bu tarafa dönerken hatta ben dedim arkadaşlar herkes el cebine soksun bakayım ne varsa çıkar şuraya koysun. Çünkü orada adam yalnız bir şeyi var. Efendi benzin paralarını alsın onu da koyduk cebine. Hadi Allah kolaylık versin dedi kazandı. Ve çok da samimi bir insandır aslında ama efendiler ne hikmettir bu makam insanı koltuk biraz şaşırttırıyor gibi geliyor ama Allah'a şükür bizi şaşırtıramaz. Bak sana samimi söylüyorum. Bana gelecekler şimdi AK Parti'den mi herhangi partiden. Ya seni genel başkan yapacağız. Hatta cumhurbaşkanı yapacağız. Hani peygamberler der Mekke'nin anahtarlarını sana veririm. Beni buradan alamazlar. Niçin? Benim bir idarem var. İnancım budur. Ben hakkın hakim kılınması için çalışanım ama şunu şimdi bağlayarak söylüyorum ki hiç kimse unutmasın. İyi dinle şimdi. İnsanoğlu anne babasının hayır duasını almadan yola çıkarsa, dini mübini kendine öğreten hocasının hayır duasını almadan yola çıkarsa, iş öğreten ustasının hayır duasını almadan yola çıkarsa hiçbir yere varamaz. Peki ispatı da iyi dinle şimdi. Zaman devirde babası ölmüş bir şahıs, annesi hayatta hacca gitmek farz oldu. Ama annesi çok yaşlı. Dedi annesi, anne bana hac farz oldu, hacca gitmek istiyorum. Musa, oğlum kime bırakıyorsun beni? Baksana ben yataktayım. Tabi anneyi babayı öftemek yok ya. Dinledi annesini, tamam kaldı. Ama bir daha sene gene anne öyle hasta. Geldi anne, gitme oğlum aman sakın sen ne yapıyorsun? Üçüncü senede tuttu bir hizmetçi, getirdi annesinin yanına oturttu. Böyle böyle hizmet edeceksin. Geldi annesine dedi ki, anne artık seni dinlemiyorum. Ya ben hacca gidiyorum. Gitme be oğlum.
Ben razı değilim, gitme. Yok yok anne, Allah'ı dinleyeceğiz. Allah'ın emridir, daha farz. Çıktı yola, misal olsun söyleyeyim buradan. Bozcu'na vardı, saat 12. O zaman yürüyle gidiyor, camide yatacak, namazını kılacak, yola gidecek. Ama caminin kapısı açıldı, içeri girerken de polisler geldi. Sen gene mi geldin camiyi soymaya? Hadi bakalım nezarete, sabaha kadar bir ton dayak. Sabahleyin de önüne bir levha astılar, böyle. Cami soyan kişinin hali budur, tükürün yüzüne. Başladılar dolaştırmaya. Adam dedi ki, ya bu levhadaki yazı yanlış. Ya ne istiyorsun, niye yanlış? Siz bunu şöyle yazın, annesinden izinsiz yola çıkacak, yola çıkarın, hali budur diye yazın. Ne? Böyle, ha bak, döndürdüler, getirdiler annesinin yanına. Ne oldu, gidemedi yine. Niçin? Annesinden izin almamıştı. Şimdi bunlar bir şey yapıyor gibi görünür. Öyle gider, böyle gelir ama. Mesela, abisine ne konuştunuz orada? Ne dedi size? Efendi orada, sonra zaten yani. Oradaki konuşmamız kısa devre oldu. Çok kendisi burada konuşmasında ilçe başkanından bir 15 dakika konuştu. Belediye başkanından bir 15 dakika konuştu. Çıktı oraya. Halil İbrahim Çamdere kardeşim, Halil İbrahim Çamdere kardeşim, Rumeli Beyler Bey kardeşim, hukukumuz çok var kardeşim. Efendi, ancak orada şöyle bir şey oldu. Aslında bana göre bir taktik uygulanmak gibi bir şey düşünüldü gibi geldi bana ama gene öyle de düşünmüyorum ama öyle geldi. Benim hemen otur oturmaz Bursa milletvekillerinin arasında protokolü oturttular. Şöyle bir atkı koydular. Baktım, AK Parti'nin amblemli atkısı. Sordum, bu nedir dedim. Dediler, bu AK Parti'nin amblemli atkısı. Şimdi davete de icabet geliyor dönsemin. Davet ettim. Ben dedim ki, beyler ben burada milli görüşü temsil ediyorum dedim. Şöyle bir saniye. Toparladım, buraya koydum onu. Efendi, onlar da anladı iş. Artık şimdi bu arada Bülent Arınç oradan, işte Halil İbrahim Çamlı Gönlük ve bir yarım saati geçti konuşuyor, hep benimle ilgili konuşuyor. Kalktım ayağa, bir de selamladım ortalığı. Ertesi gün, daha 3 gün sonra Kasım Efendi Camii'nde, ya bu AK Parti'nin kongresi mi yoksa Milli Selametin Saadet Partisi'nin kongresi mi de konuşanlar oldu. Ve konuyu böyle bağladık. Efendiler ben size teşekkür ediyorum. Son soruyu soruyorum. Haydi bakalım. Erbakan'ın, hayır 28 Şubat'ı soruyorum. Buyurun bakalım. Erbakan'ın vefatını duyduğunuzda ne istediniz? İşte o zaman şimdi... O zaman işte yıkıldık ha. O kolay değildi. Çünkü 40. O çünkü onunla beraber şimdi öyle 4 sene geçti oldu galiba. Unutuyorum ben biraz. O zaman tabii çok. Çok ama ne yapalım? Allah'ın emridir. Tabii herkes Allah'ın emrine uymak zorundadır. Hatta bugün okuduğum bir yerde ayet-i kerime. Her canlı ölümü tadacaktır. Tabii Allah'ın emrine uyduk. Ben hatta rahatsızdım, cenazesine de katılamadım. Katılamadım ama tabii takip ettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah Rabbim öteki dünyada da hep beraber, bu siz Müslümanlarla beraber imanımızı kurtararak hepimiz cennetiyle, cemaliyle müşerref oluruz. Muhterem hocamın kaybı Türkiye için çok büyük bir kayıp oldu. Hatta doğruluğunu bilmiyorum. Ama Putin'in bile bir beyanatı olduğunu kulağıma geldi. Dünya bir öğretmenini kaybetti. Çok büyük kayıptır. Adı Profesör Doktor Necmettin Erbakan. Onun kitap, kendinin fikirlerinden çok istifade ediyordum. Artık bundan sonra artık onun kitaplarını okumaya çalışacağım diye Putin'in böyle bir beyanatı olduğunu söyledi. Orada çalışan bir arkadaşımız var. Neydi adı? İbrahim Er. Rusya'da onun fabrikaları var. De geçen bu konuyu söyleyince ne dedi biliyor musun? Sana samimi söylüyorum dedi. Putin şu anda dedi Rusya'da milli görüşün şeyini uyguluyor dedi, sistemini uyguluyor dedi bana. Adı doğru ben bilmem, ben bundan yalancısıyım. Yani düşün, Erbakan hocanın bir sözü vardı ya, camideki Hacı Hüsnü, sakallı Hacı Hüsnü! Hans anladı, sen hala milli görüşü anlamadın, acıyorum sana demişti ya. Bak Hans anlamış. Putin anlamış ama Hacı Hasan hala anlamadan devam ediyor. Size saygılar sunuyorum. Hakkınızı helal olsun. Teşekkür ederim. Helal olsun kat kat. Rabbim sizi bu güzel şeyinizde daim eylesin. Doğru olun inşallah. Devam ettirsin. Çok teşekkür ederim. Çok iyi bir şey düşünüyorum. Zahmet verdik. Hakkınızı helal edin. Kat kat helal olsun. Ben sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah. Bu işte basın budur. Yani bunlar çok geçilecek şeyler değildir. Yani hakikaten bunlar çok mühim şeylerdir. Siz iyi düşünmüşsünüz. Ben sizi tebrik ediyorum.